Son dakika geçmesiyle karşınızdayız sayın seyirciler. İstanbul bugün hain bir saldırıyla adeta sarsıldı. Savcı Tolga Güraçar'ın aracına trafik ışıklarında durduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Savcı Güraçar aracın açılan ateş sonucunda yaralanarak... Bu bizim Tolga değil mi? Evet, evet bu o hamiyet. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor. Eyvah! Olay yerine sevk edilen emniyet... Marlon haberi var mı acaba? İlk açıklamalara göre... Savcı Güraçar'ın hay Allah! Birçok merminin isabeti... Hay! İnşallah iyileşir çocuk. Durumu belirsiz diyor. Peki hangi hastanede yattığını söylüyor mu? Yok, söylemediler. Hay hay Allah'ım ya. Kim yapar, neden yapar, nasıl yapar? Mahur. Efendim halam. Ay, neredesin kızım? Tolga'nın yanına gidiyorum şimdi adliyeye. Ha, yani senin haberin yok öyle mi? Neyden haberim yok? Ne oldu? Tolga. Tolga silahlı saldırıya uğramış. Ne? Nasıl yani? Ne zaman? Ben de şimdi televizyonda duydum. Yaralanmış ama durumunun nasıl olduğunu bilmiyorlar. Canım, iyi misin? İyiyim halan. İyiyim. Sen şimdi Tolga'nın yanına gidiyorsun değil mi? Ama hangi hastanede olduğunu televizyon söylemedi. Evet gideceğim. Tamam ben yanındaki kızı arayıp öğrenirim nerede olduğunu. Olur. Olur ama bizi habersiz bırakma tamam mı? Tamam. Tamam hala merak etme. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne haber Mehmet? Nasılsın? Var mı bir ihtiyacın? Var. Şu ellerimi çöz de seni rahatça boğayım. Çok acil bir ihtiyaç değilmiş. Bekleyebilir. Sana şeyi soracağım. Bu hurdacı senin için 50 milyon doları gözden çıkardı da... acaba diyorum daha fazlasını isteseydim verir miydi? Şansına güç savaş verirdi. Bu can sıkıcı oldu işte. Ama merak ediyorum, bu kadar değerli olan nedir? Bu kadar değerli olan şu, adamın ne alt yediğini öğrendim. Benim de ne alt yediğimi öğrendin. Ben de korkmalı mıyım? Seninle sonra ilgileneceğim ben. Seni yerim cehennem. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Aslında burada sana işkence etmek var ama... hurdacı ters adam, şimdi seni hırpaladım diye durduk yere çatışma çıkarmasın. Dedim ya, şansına küs. Kendimi çok zor tutuyorum. Necati. Bey. Ay! Ne yapıyorsun ama? Ne yapıyorsun ama? Bak senin yüzünden mahvettim her yeri. Affedersin. İyi oldu. Boş ver. Bırak o ilaçları içmek istemiyorum zaten. İçmezsen nasıl iyileşeceksin ama? Hasta değilim ki ben.
Ben bir bez getireyim, mahvoldu her yer. Tamam, bir şey olmaz, bir bardak su. İlaçların da devrildi amma Necati. Tamam. 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 Necati, ne yapıyorsun ama? İçtim hepsini. Oldu mu? Rahatladın mı şimdi? Hayır, rahatlamadım. Yapma bir daha mı böyle şeyler? Çok korktum. Özür dilerim. Ben de. Sen niye özür diliyorsun ki? Kötülükleri ben yapıyorum. Özürleri sen diliyorsun. Öyle söyleme. Yalan mı? Keşke yaptığım kötülükleri affettirmenin bir yolu olsa. Bana en iyi gelecek ilaç o olurdu bence. Necati. Her şey geçmişte kaldı. Unutursan iyileşirsin bence. Yaptığın kötülükleri unutmak seni iyileştirmez Beyge. Sadece aptallaştırır. Öyle söyleme. Sen kötü bir insan değilsin, tamam mı? Evet, bazı şeyler yaşandı. Sen kötü olduğun için değil. Kandırdılar seni. Doğru ya. Evet. Kandırdılar beni. Ben kötü biri değilim. Sadece salağın tekiyim. Hayır, değilsin. Benim bir şey yapmam lazım Behiye. Bu hikayenin bir yerinde benim ya kötü, ya aptal, ya da kahraman olmam lazım. Kahraman olabilirsin. Kahraman olmak için geç kaldım bence. Sadece benim kahramanım olsan yetmez mi? Mahur geldi mi? Hayır, gelmedi henüz. Gelince haber ver bana. Bana çok önemli bir konu konuşmam lazım. Neymiş o önemli konu? Hangi konu? Tamam, gel. Biraz dinlenelim. Uyumak istemiyorum. Biliyorum. Biliyorum. Gel. Uyumak istemiyorum. Uyumak istemiyorum.